Bu sezon iyi bir kadro kurarak şampiyon olup profesyonel lige yükselme arzusunu gerçekleştirmeyi hedefleyen Edirnespor beklenen takım oyununu ortaya koymayınca önce 1-0 yenik duruma düştü, ardından kazandığı penaltı ile de beraberliği elde ederek 1 puan kurtarabildi. Maç öncesinde görüştüğümüz kulüp başkanı Savaş Üner ile teknik direktör Adnan Toros iyi bir kadro kurduklarını ve hedeflerinin şampiyonu olup profesyonel lige yükselmek olduğunu belirterek şunları söylediler. Evet değerli spor severler, 2019-2020 futbol sezonu Bal Ligi bugün start alıyor. 25 Kasım stadında Güzide kulübümüz Edirnespor ile İstanbul Ortaköy Spor karşı karşıya gelecekler. Yıllardan beri profesyonellik özlemiyle yanıp tutuşan Edirne'mize bu yıl çok iyi bir kadro kurulduğunu duyuyoruz. Biraz sonra başkanımızdan bunları öğreneceğiz. İnşallah bu yıl bu özlem sona erecek diyorum ve başkana hemen dönüyorum. Evet başkanım, nasıl bir takım kurduk? Bira bismillah diyoruz. Başlıyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle 2019-2020 sezonu tüm 11. gruptaki bütün takımlara hayırlısı olsun diliyorum buradan. Güzel bir takım kurduk. Geçen sene biliyorsunuz istenmeden son 3 haftada şampiyonluğu kaybettik. Bu sene biraz daha geçen sene yaptığımız hatalardan daha böyle üstüne böyle yani hata yapmamak için uğraştık ve ligimizin kaliteli oyuncularından oluşan bir takım kurduk. Adnan hocamız ve Serdal hocamızla birlikte güzel bir transfer dönemi yaşadık. Biliyorsunuz kupa maçlarında da iki tur atladık. İki tane üçüncü lig ekibini eledik. Salı günü de burada Süper Lig'den yeni düşen takımımız Erzurum Belediyespor'la da oynayacağız. Öncelikle buradan 3 puan alıp ondan sonra da salı günü saat 3'te yine tüm Edirne halkını buraya davet ediyoruz. Edirne sporumuza davet ediyorum. Güzel maç olsun, fair play çerçevesinde olsun ve kazanan biz olalım diyorum. Kupamız var, şampiyon olacağız. Evet diyoruz. Evet bu sene bununla ilgili bu sene olarak de... eksik gördüğünüz veya şu da olsaydı dediğiniz herhangi bir handikap var mı? Yok, bence şu an için yok. Ben futbolcu kardeşlerimin hepsine güveniyorum. Yani 21 kişiden oluşan takımımızın 21'i de birbirinden değerli. 21'i de benim için aynı değerde. Yani yedek kalmış, oynamış, oynamamış hiçbir şekilde yok. Hepsi çıktığında terinin son damlasına kadar Edirnespor formasını terletecekler. Hocam geçen yıl gerçekten de güzel bir lig geçirdik. Hatta son 3 haftaya kadar mutlak şampiyon gözüyle bakılan Edirnespor'umuz maalesef kaybetti. Bu özlemi bu sene dindirmek adına nasıl bir takım kurduk? İddiamız sürüyor mu? Neler söylemek istersiniz? Valla geçen sene şanssız bir şekilde öyle diyelim artık. Futbolda da bazı şanslarınız olacak. Kaybettik. İnşallah bu sene telafi etmenin çabası ve mücadelesi içindeyiz. Ligde kupada iki tane ciddi maç oynadık bizim için. Biz kupaya ağırlık değil, lige ağırlık veren bir takımız. Hedefimiz bizim lig çünkü. İnşallah bu sene iyi bir takım kurduk, iyi bir takım oluştu. Çocuklardan hepsinden memnunum ben. Öncelikle ben her futbolcunun meziyetinden önce, kabiliyetinden önce ahlakına bakarım. Edirnespor'un formasını taşıyabilecek ahlaklı, iyi niyetli futbolculardan mensup bir kadro kurduk. İyi çalıştık. İnşallah Allah da bize yardımcı olursa mücadelemizde Edirnespor'u layık olduğu şekilde başarıya taşımanın amacı ve mücadelesi içindeyiz. Hocam şimdi bir teknik adam olarak şampiyonluğu oynayan bir takımda şu anda siz tecrübeli bir hocasınız. Şunlar da olsaydı, şunlar da yapılsaydı iş daha garanti olurdu dediğiniz bazı eksiklikler görüyor musunuz? Bazı vallahi, noksanlıklar var mı? Şimdi noksanlık herkeste vardır yani. Biz de hata yapabiliyoruz. Futbolcular da hata yapabiliyor. Mühim olan asgaride bunu tutabilmek önemli. Türk futbolundaki üst düzeylerden aşağı doğru baktığın zaman sistemin çalışması için akademik sisteme geçmeniz lazım. Ben yurt dışında çalıştığım için, yani Türkiye'de akademik sistem olmadığı için alttan üste futbolcu çıkmıyor, dikkat ediyorsunuz. Yani görüyorsunuz işte yani 11'in 9 tanesi yabancı yani. Yani çok yetenekli Türk çocukları var. Tabii bunların çıkması için önünde bir takım engeller var. O engelleri aşamıyoruz. Aşamadığımız için tabii bir takım zorluklar çıkıyor. Ama ben işte şu da olsaydı bu da olsaydı ben ister tabii her hoca Messi gibi adamlarla, Ronaldo gibi, Cristiano Ronaldo gibi adamlarla çalışmak ama bizim elimizde de onlara benzer yani futbolcular var. Yeter ki iyi niyetli mücadele etsinler. Şerefle mücadele etsinler. İnşallah yakalayacağımıza ben inanıyorum. O yüzden mücadele ediyoruz. Öncelikle tabii bize bu desteği veren
Sayın Belediye Başkanımız Recep Gülkan'a bir kere sonsuz teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız ve Başkanımız Savaş Bey olsun, diğer yönetim kurulu üyeleri olsun, hepsi can siperhane destek veriyorlar. Bu iş, amatör işi böyle. Destek olmadan olmaz. Hakikaten ben herhalde İstanbul'da veya da Türkiye'deki az kulüplerden bir tanesinde böyle bir destek var. Diğer profesyonellerdeki takımları da biliyorsunuz ne durumda olduklarını. Her şey yapılıyor. Bizim şeyimiz çizgiye kadar, çizgiden sonra artık bundan sonra futbolcuların elinde. Yalova bölgesi hakemlerinden Ahmet Aydın, Alp Berkant Koray, Melih Tan, Batuhan Kösem dörtlüsünün yönettiği karşılaşmada takımlar sahada şu kadroları ile mücadele ettiler. Edirne Spor, Ümit, Sezer, Oğuz, Ayberk, Barış, Kazım, Emin, Alp Aslan, Hakan, Serdal, Saadettin. Ortaköy Spor, Ahmet, Kahraman, İskender, Oğuzhan, Barış, Yunus, Samet, Emre, Şenol, Çağlar, Umut. Müsabakaya her iki takım da hücum futbolunu tercih ederek başladı ve ilk 20 dakika karşılıklı ataklar ve ceza sahası dışına kadar gelen hücum ataklarıyla devam etti ve önemli bir pozisyon oluşmadı. 28. dakikada rakip takımın kırmızı kart ile 10 kişi almasıyla Edirne Spor daha etkili ataklar geliştirmeye başladığı anda Ortaköy sağ kanattan Alparslan ile bir orta benzeri şut çıkardı. Kaleci Ümit beklenmedik bir şekilde elinden topu kaçırınca durum 1-0, konuk ekip öne geçmiş oldu. 33. dakikada gelen bu gol konuk ekibi morallendirdi ve bir dakika sonra Serdal'ın şutunda top kalecinin ayaklarına çarparak kornere çıktı. Edirne Spor daha sonra ataklarını arttırarak iki kez rakip kaleye geldiyse de sonuç çıkmadı. İlk yarının son dakikasında Edirne Spor bir penaltı kazandı ve Hakan'ın golüyle beraberliği yakaladı. İkinci yarıda her iki takım da atak futbolunu sürdürdü ama konuk ekip oyuncularının sık sık yerde kalmaları zaman çalma açısından başarılı oldu. Bu nedenle de hakem ilk yarıda 6, ikinci yarıda 9 dakika uzatma verince müsabaka 15 dakika uzamış oldu ama sonucu değiştirecek gol gelmeyince müsabaka 1-1 sona erdi.